Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Türkiye öyle bir şey yaptı ki Barbaros kıyı savunma, evet, savunma hattı kurdu, sistemi kurdu. Barbaros kıyı savunma sistemi çok önemli. Özellikle Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlıyorsunuz. Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmişti. Şimdi mesaj yine net. Bu bölge bizim. Akdeniz ve Ege. Evet, Doğu Akdeniz. Mavi Vatan benim. Benim isteğimin dışında kimseyi, evet, burada tanımam ve bilmem. Biz artık şunu belirtiyoruz. Ege'yi, Akdeniz'i emperyalistlere kapıyoruz. Bize tehdit her unsur tamamıyla menzilimizdedir ve etkili bir şekilde vurulacaktır. Ayrıca bu belirtilen menzil herhangi bir sıcak çatışmada neler olur, neler olur. 4 atmaca füzesi, savunma füzesi ve 6 çakır mini kruize füzesi. Bu füzelerle birlikte deniz alanında hem savunma hem vurucu güç oluyoruz. Biz burada varız ve sizlere aylar öncesinde söylediğim kıyı şeritlerimize atmacaları döşeyeceğiz. Aynı şeyi Bakü'yü korumak, Azerbaycan'ı korumak için o kıyılara, Hazar'a doğru da koyacağız inşallah. Ama şunu bilin, Ege'nin ve Akdeniz'in burada tamamıyla düşmana karşı kapanması ve düşmanın artık bize karşı hiçbir saldırı yapamaması anlamına geliyor. Açıklamakta gurur duyacağım. Çünkü biz öyle füzeler yaptık ki bu füzeler öyle böyle değil. Bu füzeler bir ABD savaş gemisini, uçak gemisini stratejik yerden vurduğunda batırabiliyor. Muazzam bir kuvvet çarpanı. Yani diyor ya Çanakkale'ye giderken o yamaçtaki asker, bekle dur. Evet, bu bile şimdi bize saldırmak isteyenler, savaş gemileriyle bize, evet, bir nevi gözdağı vermek isteyenler. Sizin vay halinize, sizi kıpırdatmayız bile. Sineği vururuz bu bölgeden. Çok hassas ve güdümlü füzelerimiz. Şimdi bu açıklamayı iyi dinleyelim. Roketsan Genel Müdürü Sayın 2. Barbaros ismi verilen kıyı savunma sisteminde milli füzeler ile atmaca ve çakır fırlatılacak. Özellikle Barbaros denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı koyacak sistem mobil bataryalardan oluşacak. Barbaros kıyı savunma sistemi 5 dakikadan kısa sürede yer değiştirebilecek. Bu şu demek: artık bu sistem saldırı yaptığında karşı saldırıya karşı kendini savunma angajmanına sahip oluyor. Bu çok önemli bir kuvvet çarpanı. Düşünün, Mavi Vatan güvende. Mavi Vatan çok güçlü. Özellikle Barbaros kıyı savunma sistemi 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin deniz tehditlerine karşı savunmasında önemli rol üstleniyor. Önemli menzile sahip bu yerli füzelerle çok daha güvenli olacağız. Bakın, bu füzeler gelen denizaltının üst kısmındaki o çıkardığı bölüm vardır ya, onu bile vuruyor. Niye? Deniz yüzeyinden gidiyor. Bırakın gemiyi, denizaltı kafasını çıkardı. Affetmiyor. Ayrıca deniz yüzeyinde uçan atmaca füzeleri denize çok yakın uçtuklarından düşman radarları tarafından tespit edilemiyorlar. Ayrıca çakır füzeleri muazzamlar. Gittikleri bölgede noktasal bir kabiliyette hedefi yok ediyorlar. Yani denize bunları koyduğumuzda, hareketli kıldığımızda inanılmaz bir kuvvet çarpanı atışı yapıyor ve bölgesini terk ediyor, kendisini korumaya alıyor. Atışı yapar, en yakın bir tünel sığınağından kendisini korumaya alan bir katman içine girer ve güvenli olduğunda da çıkar. Yani biz yaparsak böyle yapıyoruz. Artık Türk malı deyince gurur duyuyoruz. Çünkü iyisini yapıyoruz. Şimdi çok daha iyi anlaşılacak değerli izleyenler. Görüyorsunuz değil mi? Yunanistan'ın tarafında deniz kalmıyor neredeyse. Evet, Yunanistan'ın altında, yanında, çevresinde deniz kalmıyor. Bir müjde daha vermek istiyorum. Özellikle denizlerimizde, gemilerimizde bulunacak olan
Midlas sistemi. Evet, asıl Yunan'ı kudurtan o. Çıldırtan o. Aynen. Midlas sistemi resmen, evet resmen denizde de bu füzeleri kullanmamızı sağlayacak. Midlas sistemine değineceğim. Ama şu bir gerçek ki gemilerimize bu yerli Midlas sistemi ABD ambargo koymuştu, vermiyordu yeni gemiler yaptığınızda mesela. Ne olacak? İstediğiniz yerden hem gemiyi savunacak gemi savar füzesi. Onunla ilgili de çalışmalar tamamlandı ve Hisar Oğlar'ın deniz modülleri de onlara ekleniyor. Ayrıca yüksek menzilli siperler de gemilere entegre edilecek, gemi modülleri olarak tabii ki. Kara modülü farklı, deniz modülü farklı. Şimdi siz çakır füzelerini de istediğiniz yerden bir binanın üstünden bile kullanabiliyorsunuz ki gemilerden de bu füzeler atılacak. Hele seyir füzelerinin ileri menzilleri ramjet motorlarıyla desteklediğinde değmeyin keyfinize. Kıtalar arası bir güçsünüz artık. TCG Anadolu da bunun bir parçası zaten. Şimdi siz bir ürün gerçekleştirdiğinizde onu savunabilmeniz gerekir. Ama şu anda kıyılarımıza yerleştirdiğimiz bu füzeler şu an dünyanın en iyilerinden. Hedefi şaşmayan 3 tane attığınızda istediği gemi savunmaya kalksın. O gemiyi batıran veya hareket edemez hale getiren müthiş bir sistem. Gerçekten gurur duyuyoruz. Şimdi Atina'da uykusuz geceler şarkısı çalıyor. Atina'da kırılgan geceler şarkısı çalıyor. Artık tabaklar mı kırılıyor, kalpler mi kırılıyor bilemem ama bizim neşemiz yerinde. Son fersahta, roket ve füze sanayinde nerelere geldiğimizi görünce çılgına dönüyorlar. Onlar çılgına döndükçe biz mutlu oluyoruz. Şimdi yeni yapılan fırkateyvi gemiler gerçekten önemli. Ve gemilerimizde yer bulunduğunda özellikle 32'lik Midlas füze fırlatım sistemleri de çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi Türkiye özellikle kıyı şeritlerini çok daha güvenli kılacak bu hızlı adım attı. Neden bu hızlı adım attık? Değineyim hemen. ABD resmen ordu yığdı hemen yanı başımıza. Midlas sistemi özellikle gemilerimizden bölgedeki düşman hedeflerini vurabilecek. Hava savunma sistemlerimiz saldırı olasılığına karşı düşman uçaklarının, füzelerinin ve özellikle seyir füzelerinin ve hava araçlarını ve SİHA'larının tabii ki bulunmasını sağlayacak. Ayrıyeten atmaca sistemi Barbaros ve Çakır'ın atmaca ve Barbaros füzelerinin olduğu bu atmaca ve Çakır füzelerinin olduğu Barbaros kıyı savunma gücüyle de kıyılarımıza yanaşan her türlü gemi ve unsur yok edilecek. Şimdi bunlar olunca tabii ki bize karşı bilenlerin düşünceleri artıyor. Bize karşı bilenlerin düşünceli halleri, yüzlerindeki durgunluk artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Lozan anlaşmalarını ihlal ederek Yunan adalarını silahla boğuyor ve bize karşı taarruz helikopterlerini gelip Dedaaç'a kadar getiriyor. Bütün bunlar olurken Türkiye uyuyacak mıydı? Bütün bunlar olurken biz soğan mı doğrayacaktık? Biz de gerekeni yaptık. Düşman nasıl hazırlandıysa biz iki katı hazırlandık. 3 kat hazırlandık. Yerli ve milli yaptık. Yani o silahları sınırsız üretebilme yetkine sahibiz. Özellikle bu tarihten sonra Türkiye'ye karşı saldırmak isteyenler Barbaros kıyı sisteminde bana da sürpriz oldu. Ben sadece atmaca sistemlerinin yoğun bir şekilde entegrasyonunu beklerken daha büyük katmerli bir müjde geldi. Çakır füzeleri ve atmaca füzelerinin olduğu rampaları görünce, o lançerleri görünce olağanüstü mutlu oldum. Şimdi kıyılarımız çok daha güvende. Mavi vatan çok daha güvende. Ne mutlu bu güzel günleri gördüğümüze. Şimdi düşün ABD. Düşünme sırası sende. Evet, bir dahaki yerde görüşene kadar bu güzel haber...